bu medya grubunu da ele geçirip onu da kendi yandaşı haline sokup bir propaganda aygıtı yapmak üzere daha önce işte Sabah grubuna yaptığı gibi buranın el değiştirmesi için bir operasyona imza atıldı. Ve bunun için her zaman söylüyorum, 4 yıldır da konuşuyoruz bunu, Ziraat Bankası'nın kaynaklarına çöküldü. Çok açık bir şekilde çöküldü. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Gidin Ziraat Bankası'na, şimdi gidin 100 bin lira kredi isteyin. 100 bin lira kredi isteyin ya. 100 bin lira için bakalım alabiliyor musunuz, sizden ne belgeler, ne teminatlar, ne karşılıklar isteniyor. 750 milyon dolar kredi verildi Demirören'e. 2 yılı ödemesiz dendi. 2020 yılı Mayıs ayından itibaren taksitlerini ödemesi gerekiyor idi. Karşılığında bir teminat alındı mı? Hiçbir teminat alınmadı. Ve 750 milyon dolara bu satış gerçekleşti. 2 sene geçti. Demirören bu parayı ödemedi. Ne ana parasını ödedi, ne faizini ödedi, ne taksitini, yani düşen taksitleri ödemedi. Bu bir süre böyle devam etti. Daha sonra dedi ki ya Kemerburgaz'da dedi bir tane dedi benim dedi üzerimde dedi görünen bir işte yeşil alan var. Burayı ben dedi bu borcumun karşılığı dedi bankaya teminat olarak yani devretmek istiyorum dedi. O tarihteki değeri yani toplasanız 80-100 milyon bile etmeyen bir yeri, çünkü imara kapalı bir yeşil alan olan bu yeri Ziraat Bankası borca karşılık aldı. Alelacele üzerinden bir imar plan değişikliği yapıldı. Değeri artmış gösterildi. Ama mahkeme o imar plan değişikliğini iptal etti. İptalden sonra burası yine değersiz bir hale geldi. Hani Erdoğan hep der ya, arazi ve arsa kıyaslaması yapar ya, bir yer arsa olmadığı sürece hiçbir hükmü yok. Ülkenin bütün topraklarına gidin, eğer bir imar planına konu değilse, üzerinde imar yapılabilir değilse bir değeri yok. Peki burada değeri olmayan bir yer 750 milyon dolarlık bir borca karşılık nasıl alındı? Ve inatla kalan para yine ödenmedi. Biz de her seferinde dedik ki ya arkadaş bak Peker bunu iddia ediyor. Böyle bir borç var, bunun ödenmediğini söylüyor. Eğer bu ödenmediyse siz, Ziraat Bankası kamu bankasıdır, hepimizin bankasıdır. Onun kaynakları bize aittir. Buradaki herkese, sokaktaki 84 milyona aittir o bankanın değerleri. Arkadaş o zaman çıkın, bizim malımıza çökmediyseniz banka, iktidar ya da Demirören şirketi de kontlarınızı gösterin. Bak yalan söylüyor, iftira atılıyor. İşte biz şunla 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 bu borcu ödedik deyin. Bunu da demediler. Sonra efendim şimdi yine aynı arazide baktılar ki ya bu bankaya bu kredinin dönüşü mümkün değil. Bunun ödenmesi sorunlu. Burada bir bilanço itibariyle banka açısından büyük bir zarar söz konusu. Burayı efendim ne yapalım? Yine bir plan değişikliği yapalım. Burada villalar yapalım bu araziler üzerinde. Evler yapalım. Buradan elde edeceğimiz değerle bunu kapatmaya çalışalım. Ya o yeşil alanlar için ÇED raporu bile gerekli değil diye, gerekli değil diye bir katliamı, bir katliamı legal hale getirecek rapor düzenlediler. Şimdi bütün bunlardan sonra biliyoruz tekrar dava çıktı. Yani yapılan buradaki işlemlerin usulsüz olduğuna, hukuksuz olduğuna dair bir mahkeme süreci daha başladı. Oradaki efendim yönetimin, site yönetiminin üzerinden kaymakamlığa açılmış bir dava söz konusuydu. Dün böyle son derece manidar bir şekilde mahkemenin bu konuda karar vereceği bilindiği halde Gökmen Karada sabah kuşluk vakti oraya efendim dozerler gönderilerek arazide kazım faaliyetleri işte yüzlerce polis eşliğinde metazori bir şekilde başlatıldı. Buraya kadarkiler başka bir karanlık, bu ülkenin bir karanlık yapısını ortaya koyan bir yani şu mu oldu sadece? Şu mu oldu? Şu mu oldu? Evet.
bir arazi sunmuştu Demirören Ziraat Bankası'na. Şimdi bu araziyi Ziraat Bankası daha fazla gelir getirecek şekilde tarla kullanmak yönünde adım atıyor. Onu da tarla. Bir tarla yani. Arazi değil. Arazi değil. Tamam. Başta tarla. Tamam. Ya bir şey yeşil alanı. Yeşil alanı. Ve bizim yeşilimizi de katlederek. Bizim yeşil alanlarımızı da yok ederek bunun üzerinden bir rant oluşturup Demirören'in borcunu kapatmaya çalışma faaliyeti bu. Yani buradan yine Demirören'e bir jest mi çıkıyor? Elbette ki jest çıkıyor. Zalim Bey çok affedersin. Elbette ki jest çıkıyor. Ama şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Bir atladığımız bir şey var diye düşünüyorum. Şimdi bu Kemalburgaz'ın golf sahası vesaire Demirörenleri inşa ettiği bir yer. Yani ilk imara alıp işi yapan bunlar. Ve bu yeşil alan diye bahsettiğiniz dün işte kepçelerin, dozerlerin girdiği yer Demirörenlerin Kemen Country'yu yaptığı zaman, oradaki binaları yaptığı zaman yeşil alan olarak üzerlerine tapulu olmasına rağmen imar gereği terk ettiği yer. Bir kere birinci buradan başlayalım biz. Zamanında ben burada golf sahası binalar yapıyorum, projemi çizdim ve benden yeşil alana terk istendi. Yola terk istenir. Yeşil alana, sağlık ocağına, hastaneye. Burası da yeşil alana terk edilmiş bir şey. Şimdi yeşil alana terk edilmiş bir şeyi bankacılık mevzuatı içerisinde devlete, Mahir'e, Salim'e, Berhan'a, halka, Göktürklü'ye, İstanbullu'ya teslim edilmiş bir arazidir. Yeşil alan halka aittir. Halka ait tapusu onun üzerinde olsa da halka ait olan bir yeşil alanı teminat olarak alamaz beyefendi. Gösteremez, kabul edilemez. Bunlar ne oldu? Yani daha orada başlıyor. Tabii ki. Bilimin başı burada. Şimdi Salim Bey özür dilerim lafınızı kestim. Daha sonraki sürecin içerisinde Salim Bey'in anlatmış olduğu tekrar etmeyelim. Yolculuğun içerisinde bu para verildi verilmedi. Buradan Sedat Peker'e teşekkür etmek gerekiyor. Bu da pandeminin Pandora'nın kutusunu Sedat açtı. O güne kadar pek bilinen bir şey yok. Bilinen bir şey. Yani benim şahsım. Bilinen bir şey ama kamuoyunun. Ben duyması. Hayır, mecliste iki kez daha Sedat Peker'in açıklamalarından önce meclis araştırma önergesi verdik, gündeme getirdik. Şimdi, ama Sedat Peker söyleyince orada çok fazla yanlışlık oldu. İki şeyle bitireyim. Bakın burada Sedat Peker'e teşekkür etmekte yanlış anlaşılmasın. Yani nihayetinde bir organize suç örgütünün yani, lideri olmakla yargılanan birisindir. Şimdi, ama bunun kamuoyuyla paylaşılmasına vesile oldu anlamında söyledi. Buyurun devam edin. Ben tabii ki Sayın Rütük bundan nem kapabilir ama benim söylediğim benim onun organize suç örgütü falan meselesinin ötesinde burada bir şeyi kamuoyuna duyurdu. Onun suçu yargıyla beraber gider karar verir. Burada başka bir şey daha yaşandı. Bu sürecin içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne burayı getirdiler. Yeşil alanı meclis çoğunluğundan dolayı imar değişikliği yaptılar. Yeşil alandan çıkardılar. Evet. İki konut alanı. Konut alanına çevirdiler. İki Şehircilik Bakanlığı da bu işi evet halhom şaralomla legalleştirdi ve dedi ki bu tarımda uğraşan, ziraatta uğraşan, efendim Ziraat Bankası'nın kredi vermesi gereken vatandaşa değil ama buraya iktidarın gücü ve yetkisiyle milletin arpasını, buğdayını, ineğini, öküzünü ve hayatını Demirörenlere peşkeş çekiyoruz dediler. Bu peşkeş çekmenin altı bu. Burada bir oyun daha oynanıyor. Buraya gelmeyelim. Şimdi dün Göktürk'e oraya yeşil alana kepçeler, dozerler girdi. Bugün bakın biz Ziraat Bankası olarak milletin parasının peşine düştük. 5000 metrekare 5 dönümlük bir yer Hürriyet Milliyet binasına da el koyuyoruz. Bu işin inanın oyunu millete sadece şunu diyorlar. Bu yeşil alan vesaire dedikleri yeri binayı başlatıyoruz. 33 tane apartman, yüzlerce villa yapacağız. Ama gırtlağından tuttuk. Yıldırım Demirören'in medyasının mülküne de el koyuyoruz. Yani Hürriyet ve Kanal D binalarına. Bu da işin oyunu zamanlama olarak. Bu millete sus payıdır.
Peki. Şimdi biraz önce işte görüntüde de var bu yeşil alanlar. Burada daha vahimi dün yaşandı. Ya buraya kadar ki bugüne kadar 20 yıllık bu AKP iktidarının uygulamalarıyla aşina olduğumuz tipik bir çökme hikayesi. Kamu kaynaklarının işte yandaşa peşkeş çekilmesi, medyanın bir ele geçirilme hikayesi buraya kadar ki. Dün ne oldu? Bu kazılar yapılırken orada idare mahkemesi yürütmenin durdurulması kararı verdi. Dedi ki bir mahkeme, 4. İdare Mahkemesi dedi ki dün, arkadaş burada hukuk dışı bir işlem yapılıyor olabilir. Ben dosya üzerinden bu iddiayı ciddi gördüm. Orada bir kazı faaliyeti ve yıkım faaliyeti devam ederse bunun telafisi mümkün değil. Dolayısıyla ben bu konuda bir karar verene kadar buradaki bütün bu işlemleri durduruyorum. İdarenin bu işlemlerini durduruyorum. Yani orada hiçbir faaliyet yapamazsınız. Tamam, ne dedi. Oldu? Kim dedi bunu? Ya bir mahkeme dedi arkadaş, bir mahkeme. Bu karar olay yerine getirilerek o kepçe operatörlerine, onun başındaki görevlilere tebliğ edildi. Karar. Bakın dedi, bir mahkeme kararı var, yürütme durduruldu, derhal son verin. O yıkım görüntüleri de varsa onları da döndürebiliriz arkadaşlar. Bundan sonrası bizim artık yani işte, bizim artık bir kabile devleti olduğumuzun, bir hukuk devleti olmadığımızın, bunu konuşmanın abesle iştigal olduğunun kanıtı olarak devam etti. Kaymakamlık dedi ki, o karar falan önemli değil. Sakın şeyi durdurmayın. Devam edin. Sonra valilikten de benzer bir talimat geldiği ve faaliyetlerin devam edeceği söylendi. Nitekim devam etti. Hala da devam ediyor. Şimdi bu, bakın bu, bugüne kadar anlattıklarımızın tamamından daha vahim, daha tehlikeli, bu ülkenin geldiği nokta açısından da son derece düşündürücüdür. Hepimiz açısından. Bu. Ya bakın, polis korumasında iş makinesi. Orada yeşili korumaya çalışan bölge sakinlerine karşı polis korumasında iş makinesi Salim Bey'in anlattığı üzere mahkeme kararına rağmen idari makamların talimatıyla devam edildi. Devam. Mahkeme kararını demesiyle, dinlemiyoruz. Evet. Mahkeme kararını dinlemiyoruz. Bu karar önemli değil. Siz işe devam edin dedi. Bakın, anayasamızın 138. maddesinin son fıkrasını okuyorum. Herkes dinlesin. Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez, bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Peki bunu kim uygulayacak? Kim uygulayacak? Bunun, yani bu maddeyi kim uygulayacak? İşte orada gördüğümüz emniyet görevlileri. Bu ülke öyle bir hale geldi ki Gökmen Karadağ, şu mahkeme kararını ve bu anayasa hükmünü uygulaması gereken polis ve emniyet, mahkeme kararlarının uygulanmamasını direktif olarak veren güçleri korumaya döndü.